Bu da bakalım ve birlikte çözmeye çalışalım. Bağlaçların aşağıda verildiğine dikkat edin. If, since, because, unless. Bunların özelliklerine göre çalıştırın arkadaşlar cümleyi. Denizli denildi. Arkadaşlar dikkat şimdi. Denizli olduğu tense konusuna arkadaşlarım nedir diye sordu sanırım tense olayı. Tense'te bir sakınca görülmüyor. Appears bizim present olarak verilmiş bir ifademiz. Baktığımızda is var, değil mi arkadaşlar? Yine is kullanmış, yine share kullanmış, have ve yine arkadaşlar occupy, değil mi? Present. Bir referans var. Referansı bulabilir misiniz bana arkadaşlar? Bir yerde çok güzel bir referans var. Seçeneklerin birinde. Onu istiyorum. O referans, bakalım bunun referans olduğunu anlayabiliyor muyuz? Normalin dışında bir referans bu. Adır. Nerede adır göremedim. Ha, buradaki adır. Arkadaşlar normal referanstır. Doğru. Ama öncesinde şizofreniyi verdiği için adının referans özelliği kalmaz artık. Adır, diğeri dediği şey bu işte. Bu ve diğeri. Yukarıya bakmanıza gerek yok adır için artık. Ama başta adır dese haklıydınız. İlk bir referans da zaten orada bir probleminiz yok. Bunun dışında diyorum ben farklı bir referans var onu bekliyorum. Tuğba Hanım aynı şey yine adır kelimesi öncesinde diğer tarafı verdiği için referans olmaktan çıkmış burada. Arkadaşlar dikkat. Yukarıdaki cümlemiz öncelikle şunu bir görelim. %1'den bahsediyor değil mi arkadaşlar? %1'den biraz daha azmış şizofreninin yaygınlık durumu. Tamam. Şimdi benim burada kastettiğim şey şuydu. Hayır ifadesini görüyor musunuz? Burada da lower'ı görüyor muyuz arkadaşlar? Şimdi devamda ben kullanılmış mı? Kullanılmamış. Yani şundan daha yüksek, şundan daha düşük demiş mi dememiş. O zaman ben hemen şunu sormalıyım. Neye göre daha yüksek, neye göre daha düşük? O yukarıda verilmiştir. Buraya dikkat edin. Komparatif yapılar densiz olarak verildiklerinde yukarıda vardır karşılıkları. Yani bizim bu yükseklik ve düşüklüğü karşılaştırabileceğimiz şey yukarıda verilmiştir. Anlatabiliyor muyuz? Peki yukarıda nedir bunu karşılaştırdığım şey sizce? Arkadaşlar, higher or lower dediğimiz bir ifade. Neye göre high, neye göre low desem ne dersiniz arkadaşlar? Soruda. Tabii ki, değil mi? Tuğba'm, %1. Yani ben burada diyorum ki %1'den daha az olarak görünüyor yaygınlık. Ama der gibi düşünün, daha yüksek ve daha düşük olanlar da belirlenmiş, bulunmuş yer yer. Tamam mıyız arkadaşlar? Bütün mesele şu higher ve lower'da burada. Ama yine söylüyorum. Higher or lower than deyip bir şey verseydi bunun hiçbir özelliği kalmazdı. Bir soruda şöyle sordular geçen dönem arkadaşlar. Yukarıda bir tarih verildi. Yanılmıyorsam 300 BC olarak verildi arkadaşlar. Milattan önce 300 BC. Aşağıdaki ifadede sadece later ifadesi kullanılıyordu. Later daha sonra. Neye göre daha sonra? Yukarıdaki 300'e göre daha sonra arkadaşlar. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız aslında burada Denizli oldu. Denizli'yi de hemen birlikte bir görelim ne olduğunu. Her ne kadar diyor daha yüksek ve daha düşük yaygınlık oranları görülmüş olsa da görülse de genel olarak ne diyor arkadaşlar? Dünya genelinde %1'den daha azdır diye bir olay. Var mı sorun? Yok. Şimdi başka bir olay. Bol şıkkının niye cevap olmayacağını konuşalım. Since ne bağlayıcı arkadaşlar? Since ne bağlayıcı? Sebep. Evet, sebep sonuç diyorum. Sebep sonuç bağlayıcı. Yani since'in yanındaki ifade eksi ya da artı dersem ne dersiniz? Since'in yanındaki ifade eksi ya da artı. Dünya genelinde temel bir sağlık problemi. Eksi. Peki since'den dolayı yukarının da eksi olması gerekmez mi? Gerekir. Peki şizofreni %1'den daha az diyorsa artı mı eksi mi bu? Şizofreni %1'den daha az dünyada.
Evet, olumlu bir durum yani. Çok da abartılacak bir durum yok demek istiyor aslında. Eksiyle artıyı sinüsle bağlamayın arkadaşlar, olur mu? Peki. Sorun yok, uzatmayacağım. Diğer sorular üzerinde zaten benzer şeyleri konuşacağız. Buyurun. Haydi bakalım. Daha önceki çözdüğümüz sorulara benzer yine öğretici bulduğum sorulardan bir tanesi. Evet, bu klasik it det sorusu değil mi arkadaşlar? Det var, biliyorsunuz. Det'ten sonra özne gelen durumlarda bu bir eylem det de olabilir buraya. It det yapısının deti de olabilir. Bu det aslında 5 farklı duruma geliyordu. Daha önce söylemiştim bunu. Hatırlayan olacak mı bilmiyorum. Det'ten sonra özne gelen durumlarda burada 5 farklı durum vardır. Bu 5 durumun birisi it det. Bir diğeri fiil det idi. Hatırlıyor musunuz diğerlerini? So, saç detin deti olabilir demiştim bu det. Yine the fact vardır, onun deti olabilir demiştim. Ve yine idea, opinion, observation kelimeleri verilmiştir. Bunların deti olabilir demiştim. Hatırlayın bunları. Arkadaşlar şimdi burada it det yapısı, evet, cevabımız Denizli. Şimdi soruyorum. Neden Ceyhan değil? Eylem takip etmiş. Neden Ceyhan değil? Evet, pasif eylem değil mi? Gathered that. We gathered pasiftir. Pasif eylemde biz sadece it that de kullanabiliyoruz pasif eylemi. Onun dışında pasif sonrası that kullanmıyoruz. Bir. Peki, Edirne'nin sakıncasını söylesin bir arkadaşım bana. Edirne'nin sakıncası. O burada bir sorun yok Murat Bey ya. Nasıl bir sorun bilmiyorum düşündünüz ama. Over'la ilgili mi? Arkadaşlar olay şu. Evet. Question Nilay Hanım. Olay. Question bir eylem. Doğru ama soru sormak. Question soru sormak. That'le soru soramazsınız. Question what'la olur, how'la olur, why'la olur, whether'la olur ama that'la olmaz. Yani that açık, net, kesin ifadeler ister. Bilmek, emin olmak, karar vermek. Evet, belirsizlik olmaz diyelim. That netlik ister arkadaşlar. Onu da bıraktık. Wonder da zaten bu sebepten gider. Merak etmek de that'la olmaz. Merak ettiğiniz anda neyi, nasıl, niçin, ne zaman olup olmadığı gibi şeyler gerekir. That olmaz arkadaşlar. Kaldı ki hep done ifadesi iki olmadan kullanılmaz demiştik değil mi? Ve son olarak da emzar ing'yi that'ten önce kullanmayın demiştim. Hatırlayın. 1, 2, 3 olayında. Evet. B'de ten suyumu da yok. B'de baston kuralı da yok. Geçtim. Evet. İlgisiz cümle sorularımız var. Bunları görelim arkadaşlar şimdi. Bir kalır gider boyutuyla ne diyoruz hemen baktığımızda? Bir gider ya da kalır. Kullanmayın mı? Kullanın mı? Hangisi Murat Bey? Soruyu anlamadım. Sorun isterseniz bir zahmet geçmeden önce. Bir, iki, üç kullanın dedim. Detten önce bir, iki ya da üç kullanın dedim. Emizara ing gibi, anlatabiliyor muyum? Had üç gibi, vazgara ing gibi yapılardan uzak durun. Detten önceki eylemlerde. Tamam mı? Peki. Arkadaşlar bir kaldı. Bir kaldıysa, bir kaldı ise C, C, C şekilde geldi. Yoğun bir şekilde Ceyhan var. Ben olsam dikkatli olurum desem bize bir mesaj vermiş olur muyum? Arkadaşlar bizim ilgisiz cümle sorularımızda genelden özele, özelden genele dediğimiz bir kuralımız var. Genelden özele, özelden genele gidenler yanlıştır dedik. Bu baştan sona arkadaşlar bir nehri anlatıyor. Baştan sona bir nehri anlatıyor. Bu nehir hakkında bilgi veriyor. Başlayalım mı birlikte? İt dediği şey bu nehir, doğru mu arkadaşlar? Konu ne? Konu bunun şiddetli bir şekilde polluted olması.
Yine kirlenmesini anlatan itle başlamış yine aynı ifade. Bir takım testler yapılıyor arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekelim. Hangi konu yine burada? Nehir. Nehirde yine arkadaşlar Safur From'dan bahsediyor. Nehirdeki bir takım canlıların çektiği. Peki 4'e geldiğimde konu ne oldu? Su kirliliği. Arkadaşlar sorun ne biliyor musunuz? Bir nehirden bahsederken bir anda genele çıkıp genel su kirliliği dediğiniz için sorun. Devamındaki cümleye de bakarak karar verelim. Devamındaki cümlede yine konu oradaki, görüyor musunuz arkadaşlar, canlılarla ilgili bir bilgi vermiş. Yemeden atılmasını istiyor ve yüzmek de yasaklanıyor. Kirlilik var arkadaşlar bu nehirde. Konu nehirle başlıyor, nehirle gidiyor. Genel olarak su kirliliği bizim işimiz değil diyoruz ve doğal olarak da denizliği. Arkadaşlar hep aynı örneği vereyim, size vereyim. Bisiklet, bisiklet, bisiklet derken dağ bisikleti diyen şık yanlıştır arkadaşlar. Dağ bisikleti, dağ bisikleti diye anlatırken bisiklet diyen şık da yanlıştır arkadaşlar. Biyoloji, biyoloji, biyoloji giderken mikrobiyoloji yanlıştır. Mikrobiyoloji diye giderken biyoloji yanlıştır arkadaşlar. Yani bunlar kompozisyonlarda akışı bozarlar, bu tür ifadeler. Aklınızda bulunsun, tamam mı? Eğer siz detaya inmek istiyorsanız geneldeyken özele örnek vererek inebilirsiniz. For example diyerek inebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Tamam mıyız arkadaşlar? Geldik diğer soruya. 1950'den beri, görüyor musunuz arkadaşlar, havacılık teknolojisinden bahsetmiş. Gelişiyor. Amazing bir speed'de gelişiyor. İnanılmaz bir hızda. Bir gidebilir, kalabilir. Peki bir gider mi, kalır mı? Bir gider mi kalır mı? Gidebilir, kalabilir. Görelim bakalım. Daha önce söylediğim şey var burada. Bir metnin başlarındaki cümlelerde 1, 2, 3 gibi sayılar verip şu kadar şey vardır, bu kadar bu vardır, bu kadar bu dediği anda o 1, 2, 3 olan şeyleri saymanız beklenir. Adam yukarıda bize ne demiş? 4 tane sources'tır demiş, değil mi arkadaşlar? Şu saydıklarına 4 kaynaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, bunları saymasını bekler miyim? Beklerim. Şimdi başlayalım, sırayla gitsin. Bizim 2'ye baktığımızda bunlarla ilgili bir şey yok, sadece trust'ı sıkıştırmış araya arkadaşlar. İyi de bu tam burada geçen bir ifadeydi. Wait ile başladık, 1. Wait'in içerisinde arkadaşlar, wait'in içerisinde lift'i de kullandı zaten, 2. Devam ettik, trust ifadesini burada gördü, 3. Dördüncü olarak drag verdi ve sorun kalmadı. Cevap net bir şekilde bu oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlar ne diye merak ettiniz mi arkadaşlar? Wait ağırlığı malum. Lift yükselmesi uçağın, thrust itme gücü, drag da itildikten sonra sürüklenmesi, havayla sürtünme olayı. Bu 4 temelle çalışır sistemler. Bu 4 temel üzerinde çalışılır uçak olayında deniliyor. Peki, geçiyorum buraya. Existing tools such as EEG monitors demiş arkadaşlar. Bakıyorum özel bir kelime var mı, var mı, var mı, var. Var. İki de bir kelime var. Bu kelimeyi bulmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Hangi kelime var? Birin atılmasını engelleyen iki de. İki de bir kelime var. Birin atılmasını engelleyen dedim Murat Bey. Bir atılamaz. İki de bir kelime var. Evet. Evet. Murat iki tane mi Murat Bey? Evet. Murat Altıntaş ve Murat Bey. Tamam. Arkadaşlar saç ifadesini görüyor muyuz şurada? Böyle kayıtlar dediğiniz anda bu kayıt ifadesi kendi cümlesinde geçmemişse ki geçmemiş bir kalmak zorundadır ki ben biri atarsam böyle kayıtlar diye bir metin başlayamaz. Okuyucunun otomatik olarak hangi kayıt hocam bu der. Tamam mıydı arkadaşlar? O zaman bizim bir kaldığı anda konumuz zihin okuma olayı. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor beyinde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın recording'i görüyor musunuz? Burada record verildi. Burada saç recording oldu. İkiye geldiğimde yine konu arkadaşlar dikkat ediyorsanız burada monitor, rezonans, aygıt yine kayıtlar farkındaysanız.
3'e geldiğimde bir metottan bahsettik arkadaşlar. Hastalıktan bahsettik burada. Görüyor muyuz arkadaşlar? Alzheimer hastası da burada aslında it dediği şey bir metot kullanılabilir şunu yapmak için. 4'e gelin bakalım. Bunca yıldır, onlarca yıldır neuroscientistlar ne yaptı? Beynin, görüyor musunuz arkadaşlar? Memory'si. Konu memory'e döndü. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bizim derdimiz zihin okumayla alakalı çalışmalardı. Bununla ilgili bir takım metotlar, uygulamalar vardı. Bu metot, görüyoruz arkadaşlar, anlatıldı. Böyle bir metot olsa deyip devam edildi. Peki, bizim en son ifademizde yine such mind reading might also. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Burayı kaçırmayın. Bu tür sorularda also ifadesi bir önceki cümleye resmen atıf yapar. Siz burada zihin okuma denilen şeye might also diyorsanız arkadaşlar, be helpful, artıya dikkat. Bu konuda da yardımcı olabilir dedi mi? Şimdi ben şu 4'ü attığımda 3'ü okur musunuz arkadaşlar? Bu metot, görüyor musunuz arkadaşlar? Kullanılabilir şunu 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 yapmak için. Belirlemek için vesaire, Alzheimer hastalarının konuşup konuşamadığını vesaire, tamam mı arkadaşlar, anlayıp anlayamadığını. O zaman ben burada kullanılabilir dedikten sonra şurada da yardımcı olabilir diyor, görüyor musunuz? Nasıl bir sıkıntı arkadaşlar, sıkıntı var mı sesimde? Oh, bu bölgesel galiba, başka arkadaşlar yer yer duyuyorlar böyle sıkıntılar. Evet, kaçırdıkları daha sonra videoda görebilirsiniz. Arkadaşlar tekrarlamış olayım o zaman. Might also bir önceki ifadede could ifadesinin devamı aslında. Şu işe yarayabilir, burada kullanılabilir, burada da yardımcı olabilir dediği için biz D seçeneğini eliyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Çok böyle yoğun terimlerle dolu bir şeydi bu metinde aslında bakarsanız. Zorlanabilirsiniz sınavda. Ama arkadaşlar küçük notlara dikkat ederseniz sanırım rahat edersiniz diye düşünüyorum. Buradaki konu nörobilimciler ve yine öbür taraftan hafızayla beyin. Bizim derdimiz hafıza ve beyin değil arkadaşlar. Evet, geçiyorum. 27. İkinci soruya bakalım. That essential form dedi, bir kaldı. That essential form dedi, bir kaldı arkadaşlar. Bir kaldıysa konu ne? Biyoloji ve mühendisliğin giderek birbiriyle buluşması. Bilgi teknolojilerinin sayesinde filan filan filan. Şimdi arkadaşlar bizim derdimiz bu. İkiye geldik. Şimdi bakın. We'll be led by information technologies diye başladık arkadaşlar. Görüyor muyuz? Bir takım neler yapılıyor? Bizi ağlar kuruluyor arkadaşlar. Intelligent networklar kuruluyor. Bu reform diye devam ediyor. Bakın arkadaşlar, olay bir yenilik, teknoloji ve buna bu temel reform diyor. Güzel gidiyor. Will be led idi, şunu yapacak bu reform diye cümle aynen devam ediyor. Just as important dedikten sonra bu it dediği şey arkadaşlar yine muhtemelen reformu anlatmaya devam ediyor arkadaşlar. Okumaya devam edelim. Sonrasında biz neyi okuyalım arkadaşlar? Burada bakın dikkat. Reformdan bahsetti. Ve arkasında şuna dikkat edin lütfen. Kimin? Hastaların da. Görüyor musunuz? Kendi sağlıklarıyla ilgili kararları vermelerini. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sağlayan bir takım bilgilerden bahsetti. Şimdi arkadaşlar bizim bir sonraki cümlemizi okur musunuz? Teknoloji genel olarak dedi. O kadar hızlı ilerliyor ki. Konu bir anda genele döndü. Bilmiyorum farkında mısınız? Biyoloji ve mühendislikle ilgili teknolojik yeniliklerden bahsediyorduk. 2'ye geldik, bu reformdan bahsetti. 3'e geldi, bu reformun yapabileceği işlerden bahsetti. 4'e geldik, genel olarak teknoloji o kadar hızlı ilerliyor. Hocam teknolojiyi konuşmuyoruz biz hocam. Neyi konuşuyoruz? Biyoloji ve mühendisliği buluşturan yeni teknolojiden, reformdan bahsediyoruz biz. Özel bir teknolojiden. Devam edin şimdi. However ortaya çıkaracak her şeyi. Ama dedik. Şimdi izleyin arkadaşlar. Burada bir eksi gerekiyor bana. Az önceki cümlede hastaların kendi sağlıkları hakkındaki kararlarından bahsetmiş miydi? Ama dedik.
Burada ne var arkadaşlar? Hastalar. Ne oluyor arkadaşlar? Bilgiden mahrumlar. Ama dedi ya, hangi bilgiden? Kendi sağlıkları hakkında karar vermek için gereken. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden cevabımız ne oldu? Yine genele giden Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? İkinci ders çok sessiz geçiyor yalnız arkadaşlar. Ne o, yoruldunuz mu? Peki. Geldim 28'e. Yani arada tamam deyin, okey deyin, oldu deyin. Yani bir karşıda dinlediğini görüyorum. Uyuyor musunuz? Anlayamıyorum bazen. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. 28. Etkileşimli olsun arkadaşlar. İnteraktif yapalım dersimiz. 28'de Exercising in extreme temperatures diye başlamış bir ifademiz var. Birin kalmasına çok net bir sebep var 2'de. Buyurun bana söyleyin bu sebebi. Hadi bu sebebi söyleyin. Yarım bardak çay kazandım. Infect mi? Yok 2'de. 3'te değil. 2'de. Yok. Arkadaşlar bakın, referans kelime şudur. Yanlış anlaşılmasın. Referans dediğim olayda bazen arkadaşlar referansı tam our body mi? Arkadaşlar o we our us olayları şart değil. Evet, bu soruyu sorduğum iyi oldu. Bir şey açıklayayım size arkadaşlar. Bu referans konusunda o zaman siz buyurun. Peki buyuralım arkadaşlar o zaman. Olay şu, bakın, referans dediğim şey benim hep şudur. Bir kelime, size sorduğum kelime, hangi kelime burada referans gibidir dediğimde, arkadaşlar, bir metne başlamanızı engelleyen kelimeler referanstır. Yani siz bir paragrafın ilk cümlesinde onu kullandığınızda, o giriş arızalı olursa o kelimede bir referans özelliği vardır. Şimdi sizin söylediğiniz ifadelere bakalım mesela. Exercising, exercise denilmiş. Exercise diye ben bir metne başlarım. Bir metinde direkt exercise'ı kullanabilirim. Bunun benim için bir sakıncası yok ki. Devam edeyim. Be our. İkinci cümledeki our body, ben ilk cümlede our body diye başlarım cümleye, bizim vücudumuz derim. Bunda da bir sakınca yok. Bizim zaten insanların vücudu. Mesela heat ile temperature demişiz. Ben ilk cümlede heat de kullanırım, temperature de kullanırım. Bunun benim için bir sıkıntısı yok. Buraya kadar anladık mı? Anlayabildik mi demek istedim arkadaşlar? Şunu da ekleyelim özellikle. Mesela nedir o zaman referans hocam diyeceksiniz. Mesela other'a referans dedim değil mi ben? Other'a. Bağlantı ayrı. Bağlantı zaten daha sonra gerekecek bize. Şu an bizim bağlantıdan çok netliğe ihtiyacımız var. Bunu engeller mi, izin verir mi? Mesela other people diye giriş yapamam ben bir metne. Ya da metin içerisindeki other people risktir. Neden? İlk cümlede other people dediğiniz anda okuyucu sorar. Diğer insanlar diyorsun da öbürü kimdi? Bu referanstır işte. Veya ben ilk cümlenin içerisinde tutup böyle saç mesela. Saç problems dersem ilk cümlede bu bir referanstır. İlk cümlede olamaz. Bir geriye bir şeylere atıf yapması lazım. Anlatabildim mi derdim arkadaşlar? O yüzden bunlar tamam. Şimdi referans mantığına çok benzeyen bir diğer olay virgüllü bağlaçlar arkadaşlar. Virgüllü bağlaç. Mesela bir cümlede ilk daha başta so diye başlayamazsınız. Bu yüzden değil metin başlayamaz. O yüzden o virgüllü bağlaç bir önceki cümlede bir şeye atıfta bulunması lazım. But'la başlayamazsınız. But gördüğünüz anda bir önceki cümle kalıyordur. Mutlaka kalıyordur. Anlatabildim mi? Şimdi bir arkadaşım therefore dedi sanki az önce ama gözümden kaçmış olabilir. Evet, Murat Bey demiş. Arkadaşlar teşekkür ederim. Buradaki olay şu. Bizim therefore ifademiz normalde 2'de başa yazılır. Şuraya en başa yazılır therefore. Ama gizlemek için araya çekiyorlar bazen. Alın bunu başa getirin. Arkadaşlar therefore diye bir metin başlayamayacağı için 1 kalır. Çünkü 1'i atarsam metin therefore ile başlamış olur. Anlatabildim mi derdimi? Therefore bunun arkadaşlar atılmasını engeller. 1 kalır. Peki uzattım sanırım, önemli olduğu için de ama.
Egzersiz yaptığımızda vücudumuz ısı üretir, ısınır. Tamam. Ne kadar benziyor değil mi arkadaşlar? Motorlarda hareket ettikçe ısınıyor ya insan vücudu. Demişler gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar, koptum bir ara, geri geldim sanırım. Duyuyorsun değil mi arkadaşlar beni şu anda? Ben bir ara koptum sanki, ekranda kendimi kaybettim. Evet, şimdi duyuyorsak sorun yok. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi okuyoruz. İnsan vücudu ne olur diyor arkadaşlar? Isınır, ısı üretir. Devam ediyoruz. Aşırı sıcaklıkta bu yüzden egzersiz yapmak bir baskı oluşturur vücudun üzerinde. Şimdi gerçekten de infekte hatırlıyor musunuz ne işe yarıyordu? Az önceki cümleyi güçlendiriyordu yine. Burada cool down'dan bahsettik ya. Our body cool down by redirecting the flow of blood skin. Gördük mü arkadaşlar? Peki. Gelin dörde. Unfortunately diye başlayan bir ifade var. Maalesef. Tamam, iyi hadi bakalım oku diyoruz. Bireyler dışarıda, lan bireyler şunlar 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 gibi büyük risk altındadır. Fiziksel yaralanma. Hoppala derler adama değil mi? Fiziksel yaralanma ne çıktı? Bizim işimiz vücudumuzun ısınması ve vücudun buna karşı kendini tamamen bambaşka bir bilgiye girdik. Peki 5 ne? However ama dedik. Görüyor muyuz arkadaşlar? Ama bizim bir önceki cümlemizde vücudun buharlaşma yapması veya işte ne o? Serinlemesi vesaire olayından bahsettik. Bakın, iklim nemli olduğu durumlarda ise ter buharlaşamaz, çıkamaz ciltten. Aynı konu. O zaman ben yine ne yapıyorum arkadaşlar? Müsaadenizle denizli seçeneğini işaretliyorum. Tamam. Şimdi devam edelim. Since then dedim bir kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Since then bir kaldı. Peki kaldıysa bir. Bir kaldıysa. Aristo'nun ne yaptığından bahsediyor arkadaşlar? Koku, odor koku. Odorun koku olduğunu biliyor muyuz? Hatırlatın size arkadaşlar odor nereden? Deodorant var ya arkadaşlar, deodorant. Nedir deodorant sizce? Deodorant nedir arkadaşlar? Türkçesini soruyorum. Deodorant nedir? Deodorant kokudur. Güzel. Evet, deodorant kokudur dediniz. Başka? Odor koku. Arkadaşlar, deodor kötü koku. Koku giderici anlamında. Yani deodorant kötü koku giderici anlamında bir kelime aslında. Parfümle farkı budur aslında deodorantın. Deodorant kötü kokuyu giderir, parfüm ise güzel koku verir arkadaşlar. Ama deodorantın içerisinde ikisini bir araya getirmeye çalışıyorlar birçok üründe. Neyse aklınızda kalsın, çok detaya girdim. Odor kelimesi koku arkadaşlar. Bütün derdimiz bu. Deodor kötü koku anlamında kullanılan bir ifade. Koku savar. Peki koku savar olsun. Türk Dil Kurumu'na öneririm bunu. Şimdi arkadaşlar ne diyor burada? Koku ve hafıza arasındaki bağdan bahsediyor. Tay. Bir eserinde. He, konu bir kaldığına göre kokuyla hafızasının ilişkisi değil mi arkadaşlar? Bir, anladık. O zamandan beri, yani Aristo'nun bu işi yaptığından beri, bakın past tense, since then bunu gerektiriyor zaten, then dediği şey şu, simple past. Onu yaptığından beri insanlar spekülasyonunu yapıyorlar, bu konuyu konuşuyorlar değil mi arkadaşlar? Hafızalar ve koku, görüyor musunuz arkadaşlar? Bütün mesele burada, o zamandan beri insanların bu konu üzerinde konuşmalar. Detaya girmeye de gerek yok. 3'e geldim arkadaşlar. Yine belirli kokular var. Belirli kokuları aldığımızda ne oluyormuş arkadaşlar? Take back in time. Kendimizi zamanda geriye gidiyor hissederiz. Olur ya bazen bir koku gelir. Çocukluğunuzda bir anı hatırlarsanız arkadaşlar. Onu anlatıyor. Peki geldik 4'e. Birçok film var 80'lerde. Bakın film dedi kokuyla ilgili mi? Değil. Hafıza mı? Hafıza zaten burada. Koku nerede? Koku yok arkadaşlar 4'te bakın. Film sahnelerinden bahsediyor arkadaşlar. Hafızayı tetiklediğinden. Koku? Yok. Peki devam edelim. Peki devam edelim. Hala kokusal orada kaldık galiba. 5'e geldiğimde örneğin diyoruz arkadaşlar. Bakın burada yine bir Meksika yemeğinden bahsediyoruz.
hatırlatıyor insana James Bond filmlerini, değil mi arkadaşlar? Bir koku ve size bir şey hatırlatıyor. Yine hatıra. Güzel. O zaman D şıkkını demiştik diyoruz. Ben demiştim hocam diyor Murat Bey. Peki. Denizli şıkkını bir daha işaretliyorum. Ne bu arkadaşlar seriye bağlamışız Denizli Denizli diye. 30'a geldik arkadaşlar. 30'daki olay ne? Kakao ağacından bahsediyor ikinci cümle. Sadece şurada yetişir. Bir gidebilir, kalabilir. Bakın burada kakao ağacı hocam, burada da kakao, bu referans değildir. Az önceki olayı hatırlayın. Bu bir referans değildir. Bu sadece konuyla ilgili olduğunu gösterir. Yoksa ben bir atabilirim, iki ile başlayabilirim cümleye. Bunun bir sakıncası yok. Tamam mıyız arkadaşlar? İki ile bir atıyorum, bir de ne var? Bir atıyorum diyorum. Bir okuyorum, ne var? 5-6 milyon çiftçi tropik bölgelerde arkadaşlar kakao ağacı ekip biçiyorlar vesaire vesaire. Ki bunlar ne oluyormuş arkadaşlar? Sail of the seed to feed themselves, kendilerini ve ailelerini geçindirmek için tohum, kakao tohumları muhtemelen satışlarına dayalıymış bunların geçimleri. Tamam. Okuyoruz. Kakao ağacı şurada yetişir. Bakın şimdi. Bir kalırsa çiftçilerin geçimlerini bundan sağladıkları anlatacaksınız. İkiye devam ettim. Kakao ağacı şurada yetişir dedi. Bir anda konu farklı oldu sanki. Üç karar verecek. Üçte evet. D'yi gördüm, sorun çözüldü. Bu değil. Kakao ağacı olamayacağına göre çiftçiler olabilir mi? Olabilir. O yüzden B'yi atıyoruz. Efendim? Kakao ağacı 1'de de var diyor. Kakao ağacı 1'de olsun, problem değil. Sadece konunun ilişkilendirilmesi için bir ipucu olarak size hadi düşsünler diye verilmiştir. Arkadaşlar buradaki değil, buradaki çiftçiler. O yüzden biz 1 ile 3'ü buluşturup 2'yi aradan çekersek sorun çözülecek. Tamam mıyız? Farmers ve families ifadesi var. Doğrudur. They diyebiliyorsunuz. Sorun yok arkadaşlar. Her şekilde özneyi özneyle ilişkilendirmek önceliğiniz olsun. Bu they'i önce öznelerde arayın karşı tarafta. Yoksa içinde de bakabilirsiniz belki. Ama koyduğunuzda yerine o anlamı sağlasın. Yani ekstrak çıkarmak demek arkadaşlar. Bu çiftçiler ne yapıyor arkadaşlar? Tohumlar seeds ekstrak çıkarıyorlar diye bir ifade kullanmış. Anlaşıldı mı? 31. As a residential, evet, fuel, yakıttan bahsettik. It ifadesine lütfen dikkat burada. Aramanız gereken şey burada bu arkadaşlar. Ne bu it? Görüyor musunuz arkadaşlar? Yakılan bir şey bu. Belirli yerlerde yakılan şey. Evet, lütfen. Burada özne ise diğer tarafta da özne önceliğiniz olsun dedim. Bu tavsiyemi göz ardı etmeyin. Dediğimde tarihi kayıtlar gösteriyor ki tamam, doğal gaz şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar ilk cümlede siz olayı geçmişte böyle diye başlarsanız sonraki cümleleri present devam etmeniz çok zordur. Bir ana fikir cümlesidir. O yüzden doğal gaz olsa da böyle bir giriş ana fikir yapar, metin devamında hep present anlatıyor. Ve ben bu yüzden de arkadaşların dediğine katılacağım. Denizli şıkkı, doğal gaz hem yakıt hem ham maddedir dedi ya. Buyurun size yakıt. Ondan sonra ek olarak dediği şeyleri de okumaya devam ederseniz arkadaşlar bir ham madde olduğunu göreceksiniz. Raw materyal. Anlaştık mı arkadaşlar? Sorun yok. Denizli. Evet, tüm arkadaşlarıma benden çay. Geçiyoruz arkadaşlar. 32. For this reason diye bir ifademiz var. Bu sebeple it önemli. It. Ne bu it? Ve devamında bu sebeple de diyoruz arkadaşlar, klimatoloji, hidroloji, orijinal fiziği kullanır. Bundan yararlanır. Dropon. Peki hangisi gibi duruyor arkadaşlar? Bu sebeple de bu her neyse bu it diğer alanlardan da yararlanıyor. Cümle böyle okuyacaksın. Diğer alanları. Evet. Buyurun görelim arkadaşlar. C mi D mi diye baktık.
C mi D mi diye bakıyor arkadaşlarım ya da bir kişi söylemiş henüz. Evet. Arkadaşlar dikkatli olmanızı rica ediyorum. Nedir burada dikkat etmemiz gereken şey? Evet, baştan beri ne anlatıyor arkadaşlar konu? Baştan beri konu ne anlatıyor? İlk cümleye bir bakın da konuyu anlayacaksınız. Konu ne? Hani anlayamazsanız dönün yukarıya arkadaşlar. İlk cümle konu ne? Ekoloji. Konu ekolojiyi anlatıyor değil mi arkadaşlar? Peki. Sonra diyor ki burada şu ite muhtemelen ekoloji diyeceksinizdir arkadaşlar. Heh. Buyurun. The field. With other disciplines. Görüyor muyuz arkadaşlar? E şimdi. Peki hocam bunun kolay bir yolu yok muydu? Arkadaşlar bu boşluktan sonra iti gördünüz. Bu it her şey olabilir dediniz. Çıkamadınız içinden değil mi? Şıklarda referans arayın. Evet, şıklarda referans arayın. Şıklarda referans aradığınız anda mesela bakın şu adır bir referans değildir. Neden? İklim ve diğer diyor size yani. Anlatabildim mi? Başka? Devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki other ifadesi artık bizim için bir referans olma özelliğine sahiptir. Arkadaşlar değil mi? Diğer disiplin. Öbür disiplin hangisi? Geriye gidip ekolojiye bağıntı kurmak zorundası. Disiplin dediğimiz şey bilim dalları olarak kullanmış. Cevabımız ne arkadaşlar? E, bir ne? The field dediği şey de bu alan. Hangi alan? Ekoloji. Tamamdır değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı. Saniyelik bir soruydu. Saniyelik bir soruydu. This dot sound. Bu dot sesi. Evet, dinle. Değil mi arkadaşlar? This sound. Ne diyoruz böyle soruları gördüğümüzde? Allah'ım sana çok şükür böyle soruları bize verdin. Çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiğimiz arkadaşlarımıza da böyle soruları nasip et sınavda diyoruz arkadaşlar. Evet, olay buydu. This dot sound. Sadece Edirne seçeneğiyle olay net bir şekilde çözülüyor zaten. Devam edelim. 34. soruya geldiğinde boşluktan sonraya bakıyorum bir şey yok. E o zaman boşluktan önceye bakacağım arkadaşlar. Boşluktan şimdi hocam kelimesini karıştırmayalım Mehmet hocam. Hocayız ama evet siz daha böyle ne derler mübarek daha böyle hoca olabilecek arkadaşlarım dua isteyin siz yine de ben de arada ederim sorun yok. Herkes yerini bilsin anlamında konuşuyorum. Bizim hocalığımız işte burada. Peki. 34. soruda boşluktan sonra evet mutlaka canım mutlaka. Only a handful of these disease diye bir ifade var. Arkadaşlar bu hastalıkların sadece belki bir elin parmağını geçmeyecek sayıda olanı tedavi edilebilir. Treatable. Değil mi? Şimdi ben burada bir referans göremedim diyelim. Hani değil diyeceğim o gerideki hastalıklar zaten o beni bağlamaz. Şurayı nasıl bulacağım? Az önce söylediğim şeyi yine söylüyorum. Madem çözümünüz yok seçeneklere referans arayın. Bağlantı kelimesi arayın. Mesela burada ben such genes ifadesini kullandım. Böyle genler. E adama sorarlar. Bizim bir önceki cümlemizde özellikle gen ifadesini nerede kullandı diye bakalım. Buyurun mesela şurada genlerden bahsetti değil mi arkadaşlar? A ihtimali saçtan dolayı olabilir. Niye olmasın? Bakıyorum başka referans var mı dedim. Arkadaşlar özel bir şey göremedim. Bu later'a takılmayın. Başlangıçta böyleydi. Sonra diyor. Devam ettik. For example bir örneklendirmedir. Referans göremedim. Bu it var. Arkadaşlar it referans. It zaten hemofili kendi içinde vermiş referansını. Okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Another burada bir diğer hastalık dediği için referans olabilir. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada hastalığını veriyor. Adını da veriyor. Bir diğer kalıtsal rahatsızlıktır diyor. Tamam mı? Az önce kalıtsal bir rahatsızlık anlatmış olması lazım.
Yok zaten tek bir hastalık, kalıtsal tek bir hastalık şu cümlede geçmediği için arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bunun üzerine durmuyoruz. E şıkkında ne gördüm? Dım. Arkadaşlar dım ifadesine baktığımızda ne olacak burada? Any way of stimulating knowledge about them. Bu dım nedir diyeceksiniz. Bir geriye döndüğümde dım bulunabilir mi dedim. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben dedim ki arkadaşlar 1, 2, 3 referans var. Şunu yapın. Hemen kendinden önceki cümlede var ise tercih edin. Çok gerilerde size riske atar arkadaşlar. Benim bir önceki cümlemde genlerden bahsedildi mi şurada? Bahsedilmedi. Bir önceki cümlede bir diğer kalıtsal rahatsızlık dedi. Burada kalıtsal bir rahatsızlıktan bahsetti mi? Bahsetmedi. Peki dım. Bir önceki cümlede dım diyeceğim şey var mı? Evet, bu hastalıklar. O yüzden tartışmaya gerek olmadan edin ışıkın işaretlerini arkadaşlar. Referanslar kendinden önceki cümlelerde karşılığını bulmalı. Daha öncekiler risktir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet. Tamamdır herhalde. Sorun yok. Sorumuz da yoksa ilerliyorum. Buyurun bakalım. Hangisinin hocam? Son cümlenin mi? Son cümlenin de bir an çevirisini yapalım arkadaşlar. Merak ettik. Bizim en son cümlemizde any way of systematizing knowledge about them. Arkadaşlar bakın şimdi. Zaten diyor bu hastalıklar konusunda çok hızlı tedavi edilebiliyor. Değil mi? Şu DAS'ı alın, başa yazın az önceki mantıkla. Bu yüzden de diyor. Bu hastalıklar konusunda her türlü sistematize bilgi welcome'dır. Tamam mı? Hoş geldi, sefa geldi der gibi. Yani işimize yarayacaktır başlangıçta. Anladık mı arkadaşlar? O yüzden ne oldu? Beni görebiliyor musunuz? Evet, şimdi görüyorsunuz. Tamam değil mi arkadaşlar? Necati Bey, şıkkının çevirisi de bu şekildeydi. Madem elimizde ne yok, tedavi edilebilir bir şey yok. O yüzden hangi bilgi olursa olsun işimize yarayacaktır diyor yani. Geçiyorum. 35. soru. 35. sorunun boşluktan sonrasına bakıyorum. Yok. Yine aynı şeyi yapın. Seçeneklerde referans arayın arkadaşlar. Virgüllü bağlaçları da kabul ederim. Ama önce referans arayalım. Alın size referans. Other parts of the world. Dünyanın diğer bölgelerinde. Bir önceki cümlede dünyanın başka yerlerini anlatmış olması lazım bana. Evet, anlatmış zaten. Egypt, Nigeria, Saudi Arabia, Venezuela. Bunlar hep dünyanın bir bölümleri arkadaşlar. E o zaman dünyanın diğer bölümlerinde, tabi konuya da bakın, balıkla matlamayın arkadaşlar. Yani sağlam yapalım burada. Konu ne? Konu bu ülkeler ne yapıyor? Nükleer santral inşa ediyorlar. Devam ediyoruz. Dünyanın diğer bölgelerinde reaktörler yapılıyor. Görüyor musunuz? İnşa etmekte, yine yapılmakta arkadaşlar. O yüzden bizim sorunumuz yok. A şıkkını işaretliyorum. Vatana, millete hayırlı olsun arkadaşlar. Var mı sorunumuz? Yok. Bir diğer soru sorayım. Soru içinde soru olsun. Lazım olur. Gramerde işinize yarar. Şu ne demek arkadaşlar? Altını çizdim. Üstüne nokta koydum ne demek? Altını çizemiyorum. Kalem yamuk çiziyor. O yüzden çok çizmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir cetvel gibi bir şey koymak lazım. Fareyi oynatırken o cetvelle oynatmak lazım herhalde. Evet. Bilgisayar mühendisliğinden duyulur buradan. Hangisi arkadaşlar? Aynı. Yok yok. Same demiyorum. Same demiyorum. Sam. Lütfen O'yu A okumayın. Evet sevgili arkadaşlar. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Arkadaşlar sam ifadesi normalde bazıdır, doğrudur ama rakamlardan önce gelen sam yaklaşık aşağı yukarı mümkün. Mehmet Bey ve Gülden Hanım dediği gibi gelir. Gramer sorusu olarak düşünebilir. Almost olur, nearly olur, approximately olur arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Sam rakamlardan önce yaklaşık anlamı verir. Lütfen bunu da kulağınızın bir köşesinde bulundurun arkadaşlar. Tamam mı? Geçiyorum. 36. virtually. Evet virtually de hemen hemen diye kullandığımız bir diğer ifade. 36'da yet another form. Bakın şimdi arkadaşlar.
Bir diğer form diyor. Bu benim için önemli. Arkadaşlar bu adam bir önceki cümlede also dedi mi? Şu da yapılabilir dedi mi? Sonra bir diğer form dedi mi arkadaşlar? Bu arkadaşım arka arkaya bir şeyler sayıyor bana. Arka arkaya bir şeyler sayıyor. Bunu anladık sanırım değil mi arkadaşlar? Yani arka arkaya sayarken önce birinciyi veriyor. Sonra bu da yapılabilir diyor. Sonra arada bir şey veriyor. Sonra bir diğer form diyor. E hadi buyurun cevabı söyleyin artık arkadaşlar. Evet. Evet. Tamam. Sana birlikte girelim arkadaşlar. Dediğim gibi ben anlatayım. Siz işaretleyin. Cevabımız there is also experience sampling dediğimiz bir olay. İzmir'de sınava giren olursa arkadaşlar çay borçlarımı ödeyebilirim. Sonrasında. Buna gireceğim ben de. Devam edelim arkadaşlar. Olay also idi dedik. Peki. Paragrafa geliyorum. Paragraf. The passage. Tamam. Uyar bize uyar. Yemek sınav sonrasında çok sık gördüğümüz şeylerden birisi. O yüzden arkadaşlar kazandıklarında yemek olayını arkadaşlar bir zahmet ihmal etmesinler. Hele hele bana yakın olanlar bunu hiç unutmasınlar. Bu civarlarda olanlar. Peki. Yemek sepeti. Niye olmasın? Problem yok. Konu yemek olsun yeter ki. Sebze olmasın da. Şimdi arkadaşlar, according to the passage ile başlıyorum böylece. Tamam mıyız arkadaşlar? Gülder Hanım'da tamam. Sorun yok. YDS sınavına kadar takip etmeye devam edin o zaman Gülder Hanım. YDS sınavında inşallah olur. Dediğim gibi arkadaşlar, YDS için de muhtemelen Erkan Bey'le bir YDS çalışması planımız var aslında. Yurt dil sonrası YDS için 1-1-2 aylık bir çalışma planlıyoruz. Şu an benim devam eden gruplarım var YDS için ama onlar kendi gruplar. Arkada bulunsun. Yurt dil sonrası da YDS için bir takım programlar planlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada pasaja göre demiş, onu anladık. Pasajdan anlıyoruz ki diye bir ifade var, anlaşılıyor diye bir ifademiz var arkadaşlar. Tamam. Üçe geldim. Ne diyor arkadaşlar? Bir görev sırasında evet, görev sırasında muhtemel bir tehlike diye bir ifademiz var arkadaşlar. Peki, olay anlaşıldı. Konu astronotlar, tehlikeler, ses mi yok? Var mı şimdi? Şimdi gelmiştir. Tamam. Ya bugün ilginç, daha önce olmamıştı. Bugün böyle ara ara birer ikişer saniyelik kesintiler yaşıyorum. Tamam. Ekranda görüntüm gittiğinde kesintiyi fark ediyorum arkadaşlar. Doğrudur. Ama 1-2 saniye. O anda bekleyin. Panik yapmayın yani. Bekleyin, hemen döneceğim. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bizim according to the passage ile metnimizi okumaya başlayalım hızlı bir şekilde. Nasıl okuduğumuza dikkat edin. Yapabilirsiniz yine. Yüklemimiz ortada. Soldan başlıyoruz. İnsanlar diyor arkadaşlar to work best in the atmosphere. Ne demek burada? Atmosphere and gravity. Sağdan da başlayabilirsiniz isterseniz. Evet, yerin yüzeyi üzerinde değil mi? Yüzeyinde. Yerde yani dünyada çok da böyle kitabı konuşmaya gerek yok. Var olan atmosfer ve de yer çekimini, yer çekiminde görüyor musunuz arkadaşlar? En iyi şekilde çalışmak için insanlar evrim geçirdi demiş de evrim değil burada. Yani insanlar hep yeryüzünde, yer çekiminin olduğu ortamda çalışmaya alıştılar bunca zaman. Uzayda hayatta kalmak için astronotlar diye başladık arkadaşlar. Bir şey dursun orada, sonra çevirin onu. Oksijen değil mi? Taze oksijen gibi kendileriyle birlikte yeryüzüne benzer çevreler ne yapmak arkadaşlar? Götürmek zorundadırlar uzaya. Oksijen gibi. Hayatta kalmaları lazım çünkü. Nasıl bir oksijen arkadaşlar bu? Sirküle olan değil mi? Orada dönen, o bölgede bulunan. Around the aircraft. Nedir o? O uzay mekiğinin etrafında veya içerisinde olan nefes almaları için. Anlaştık mı arkadaşlar?
yeryüzündekinden farklı bir ortam var. Geçiyoruz arkadaşlar. The main difference in space. İnden başlayın. Uzaydaki ana fark ağırlıksızlıktır. Yerçekimi yok haliyle. Weightlessness. Görüyor musunuz kelimeyi arkadaşlar? Güzelliği. Ağırlıksızlık. Devam ediyorum. Ne yapıyormuş bu arkadaşlar? Astronotların float yapmalarına yol açıyormuş uzayda. Float. Float biliyorsunuz amaçsızca havalarda uçuşmak, gezinmek anlamında. Nehirlerde, kütüklerin vesairede arkadaşlar yüzüşmesi de float diyoruz. Bilginiz olsun. Ve astronotlar uzaya girer girmez, gider gitmez. Their bodies start. Vücutlar ne oluyor arkadaşlar? Bu ağırsızlıkla adapte olmaya başlıyorlar. Kaslar, kemikler, kalp ve kan. Hepsi değişim geçiriyorlar. Şimdi değişim sorun yok ama dikkat. Astronotların en az yarısı suffer, çekiyorlar. Ne arkadaşlar? Sağdan başlayın. Ağırlıksızlığa istenmeyen bir tepki yaşıyor. Çekiyor dedi ya, yaşıyorlar. Bir tepki gösteriyor vücut. Devam ediyoruz. Yeryüzünde çekim, yer çekimi ne yapar? Bünyelerimize, vücudumuza bir güç uygular. Ki bu da bize ağırlık verir, yapar yere, ground'a, zemine sabitler. Ve bu yer çekimi, it referansı görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı zamanda ne yapar? Vücut sıvılarımızı da downward yapar. Down, aşağı doğru hareket etmesini sağlar vücut sıvılarının. Kan vesaire gibi. Devam edelim. Uzayda astronotlar dengelerini kaybederler, denge duyularını. Feel sick dediğimiz ifade, hasta, kötü hissederler kendilerini. Ve go off their food, yediklerini go off yapabilirler. It can take 2 weeks for digestive system. Ne demek arkadaşlar bu? Ne demek bu? Digestive system to fully adjust. Sindirim sistemi, digestive bilin lazım olur bu arkadaşlar. Geldim tekrar. Evet, sindirim sisteminin adjust olması diyor 2 haftayı alabilir arkadaşlar bu olaya. Bu yüzden de NASA ne yapıyor? No space walls. Görüyor musunuz arkadaşlar? Walk. Yürüyüş planlamıyor NASA. Ne zaman? İlk 3 gününde görevin. Çünkü ne olurmuş ilk 3 gününde? Astronot, görüyor musunuz arkadaşlar? Sağdan başlayın. Vomits inside a space suit, risk suffocation. Ne demek bu? Ne demek arkadaşlar? Space suit'in içine vomit yaparsa astronot, birden vücut dengesi bozulup kusarsa, istifra ederse ne yapar? Suffocation'a yol açar. Boğulmaya. Boğulma riski ortaya çıkar arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi buradan anladık. Olay bu. Pasaja göre diyor arkadaşlar. Hangisi cevap görünüyor bakarsanız? Bir bakıverin hemen arkadaşlar. Hangisinin cevap olduğuna? Adana var. Denizli var. Arkadaşlar Adana diyen arkadaşıma, Gülden Hanım'a şunu soralım. Bakın arkadaşlar şunu özellikle söylüyorum. Bir şıkkı işaretlerken sıfatların üzerine ısrarla basın yalnız. Bir basın yani. Strict kelimesi var A'da. Bu sıfatın nitelediği isim metinde var mı? Bu çok önemli bizim için. Ben strict training methods dersem çok katı eğitim metotlarından bahsediyor bana. Arkadaşlar eğitim metodu yok. Katı hiç yok. Buna dikkat. O yüzden A şıkkındaki human body adapt space sadece bir hile olarak verilmiş size. En doğru cümleyi bir sıfatla yanlış yapabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olun diyorum. A şıkkını bıraktım. Başka neler var? B var. E var. Arkadaşlar B'ye bakalım. İnsan vücudu ne oldu? Evolve oldu. Değil mi? İnsan vücudu evolve oldu. Tamam anladık. Nerede bu evolve? Beraber bakalım. Buyurun. Evolve oldu. Peki insan vücudu evolve olması nerede ilgili? Yerin yüzeyiyle ilgili. Dünya ile ilgili arkadaşlar. Uzayla ilgili değil. Uzay sonraki cümlede başlıyor. O zaman ben burada kalkıp da bol ışıkkında
kuzey şartlarına adapte olmak için, ya bir kere zaten biraz dikkatli anlayın cümleyi. Biz insan vücudu uzay şartlarına olmak için mi eğitildi veya bunca zaman gelişti? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yaşayamıyoruz uzayda biz. Anlaştık mı? Bu da arızalı. Ceyhan'a geldim. Ha bu arada Bol'daki bir sorundan daha bahsedeyim. Bakın şurada ama zarfta da sorun var arkadaşlar. Zarfta da. Considerably ne demek arkadaşlar? Ciddi manada, büyük ölçüde, önemli ölçüde. Nerede bu ifade Evolve'un yanında? Yok zaten uzay ve yeryüzünden eleniyor. O ayrı bir konu. Ama normalde şu da bir sorundur arkadaşlar. Considerably. C'ye geçiyorum. Şimdi buyurun. Özel şartlara ihtiyaç var insanların uzayda yaşayabilmesi için. Buyurun. İnsanların uzayda hayatta kalabilmesi için, görüyor musunuz? Survive. Ne oluyormuş arkadaşlar? Yanlarında yeryüzüne benzer bir takım şeyler götürüyorlar. Yeryüzü şartlarına uygun. O zaman biz ne diyoruz? Özel şartlar yaratılıyor arkadaşlar. Peki lack of gravity D şıkkı cevap gibi görünüyor. Müsaadenizle çiziyorum. E şıkkına geldim. Yer çekiminin yokluğunun, olaya bakın, biyolojik etkisi diyoruz. İnsanda yoktur. Ya daha nasıl olsun? Alamaz kasım bu oluyordu. Tamam mıyız arkadaşlar? O zaman cevabımız Denizli dedik. Teşekkür ediyoruz Denizlicilere. Geldik. Pasaydan anlıyoruz ki. Buyurun bakalım hangisinin cevap olduğunu düşünüyorsunuz? Pasaydan anlıyoruz ki. Süper. Hepinize birer çay benden. İnsan vücudu ne yapar arkadaşlar? Negatif bir tepki yaşar. Burada bir sorunumuz yok. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Üzerinde durmaya da gerek yok. Geçiyorum. Güzel. Geldik buraya. Ne diyor arkadaşlar? Astronot görev sırasında bir tehlike yaşıyor. Bir tane tehlike var demek mi? Neydi o tehlike arkadaşlar? Evet. Güzel. Hangi şıkta var arkadaşlar bu? Hangi şıkta var bu? Bolu'da. Bolu'da ne var? Bolu'da Necati Bey. Dengeyi kaybetmek var. Düşmek var. Yaralanmak var. Doğru mu? Denge, düşme, yaralanma. O yüzden ne desek daha iyi olur? Throw up. Çıkarmak. Vomit bu. Throw up. Çok da boğulmak arkadaşlar. Hadi onları bilmiyorsunuz. Kendi kıyafetinin içinde ifadesi ipucu olsun size. Anlaştık mı? Cevabımız da burada. Ceyhan idi arkadaşlar. Hızlandıralım hemen sürecimizi. Arkadaşlar yükleme bakıyorum. Can result from diye başladık. Result from kaynaklanmak demek, aklınızda bulunsun. Result in sonuçlanmak demek. Result from dediğimde kaynaklanabilir diyeceğim. A'da var. B'de, C'de, D'de ve E'de yok. A şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Sorun yok. Geçiyorum. Burada bu defa experiences var. Yaşamak, tecrübe etmek anlamı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hangisi bizim için mantıklıdır diye soruyoruz. Hangisi arkadaşlar? Yaşamak dediğimiz anda sadece yaşar bölümü var. O yüzden denizli şıkkını alıyoruz arkadaşlar. Problem yok. Geliyorum buraya. There are still places. Evet ne diyeceğiz? Var. Nasıl? Hala ve places'a dikkat. Hangisi cevap olur arkadaşlar? Hala ve places. Var. Mevcut. Bulunmakta. Hepsi olur. Denizli mi Edirne mi diye sorsam daha rahat olur mu soru? Denizli mi Edirne mi mantıken? Çünkü diğerleri mümkündür demiş. Görülebilir, görülebilir. Yok. Cevap ne arkadaşlar o zaman D ve E'den? Evet. Ne diyor? Pek çok yer diyor. Bakın yüklem ve sağı dediğimiz olay var ya. Pek çok yer yok ki burada arkadaşlar. Yerler var. Cevap ne olur? Edirne olur. Tamam mı? Arkadaşlar çeviri sorularında bir zahmet şuna dikkat edin.
Bilmeseniz bile ne demek olduğunu, şu ebilme olayı var ya, görülebilir, bu ken ister. Görmek nedir diye bilmiyor olabilir ama ebilmek ken ister. Görülmeli der, must ister. Bunlar dikkat edin. Modullar bizim için bilmediğimiz yerde anlamı kurtarıcı olabilirler. Görülebilir değil ki bu. Ebilmek yok ki burada. Aynı şey. Yine görülebilirim pasif olduğuna dikkat edin. Edilgen. Görebilir demiyor. Görülebilir diyor. Yani yükleme bakarken aktiflik pasifliğe, modalite durumuna bakmak lazım arkadaşlar. Anlatabildik mi? Dikkat ederseniz rahat edersiniz bu bunlara. 43'e geldim. 43. soruda nefessiz bırakabilir. İşte bunu katıyorum. Bırakabilir. Arkadaşlar cümle baştan sona verilmiş. Nefessiz bırakabilir demiş. Hangisi bırakabilir ifadesini var? Beraber bakalım, yardım edeyim mi size? A'da görmedim. Ken var ama cannot demiş. Bolu'ya baktım, görmedim. Ceyhan'a baktım, neden olabilir diyor. Arkadaşlar dursun, olabilir aslında ama bu neden olabilir demiş. Bu demiyor ki, bizim derdimiz ne? Öznemiz burada. Şu konudaki rahatsızlık buradaki derdimiz. Peki, o değil. Hangisinde var arkadaşlar? Can make var burada. Buraya var. Can make var. Hangisi cevap arkadaşlar? Burada yine ne görüyorsunuz? This. E diyen Gülden Hanım için yine aynı şeyi söyleyelim. Dığında diye bir olayımız bağlaç olarak yok. Bu dediği ve dediği bir duruma dikkat edin. O yüzden ben düz bir cümle kuracağım. Bu deyip yeni bir cümle başlatmayacağım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Peki daha da güzeli. Any disorder ne demek? Any disorder. Herhangi bir rahatsızlık. Değil mi? Geçiyoruz arkadaşlar. Son iki sorumuz artık. Evet. Parçası olduğunu düşünmektedirler. Bakın şu önemli. Normal bir parçası olduğunu düşünmektedirler diye bir ifade. Evet, hangisi ama tabii şuna dikkat edin arkadaşlar. İnsanlar ifadesi şunlarla beraber çalışılmış beraber. O zaman ne diyor arkadaşlar? Profesyonel yardım almadan idrar kaçırma sorunuyla yaşamaya çalışan insanlar. Özne bu. Olduğu gibi özne. Fiile kadar bunu bulmak zorundasınız. Fiile kadar. Bu fiile kadar olan yer. Bir kere şu because ve because olayını bırakın arkadaşlar. Den dolayı diye bir giriş yok cümlemizde veya için diye bir ifademiz yok. O zaman ne yapacağız? Hangileri arasında kaldık dediğimde arkadaşlar herhalde E şıkkı bizim people'la başladık. Görüyorsunuz arkadaşlar şu ara kadar olan bölüm mü? Are either embarrassed to discuss the problem with their doctor diye bir ifade var. Ya hangisi mantıklı olacak arkadaşlar? Cevap evet, bekliyorum arkadaşlar. İki kişi mi görebildi cevabı hala? Yani A, B, E'den hangisi cevap diyorum ya tartışmadan. Şu. A olabilir mi? A olabilir mi? A'da şu var mı? Onu gösterin bana. Nerede o? Ya. Bağlaç. Bakın fiiller ve sağları. Ama bağlaç esas bir diğer önemli noktaydı. Ya var mı? Yok. O yüzden ben ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Edine şeklini işaretliyorum. Anlaştık. Geçtim buraya. Ayırt etmemesidir diye bir ifade var. Ayırt etmemesidir. Tamam, bizim derdimiz bu. Şimdi öznemizi de alalım ki daha rahat olsun. Şunun bir nedeni. Evet. Özne direkt çıkarabilir. Ayırt etmemesidir işin başka bir boyutu. Ama özne direkt çıkartıyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Ne diyor? One cause. Peki ayırt etmemesidir ne? Dir zaten bu is. Şimdi that ile başlayan don't differentiate. Ayırt etmemek. Differentiate. Denizli diye olur mu dedi Şimay Hanım. Arkadaşlar Denizli'de öznemiz ne? Şu konudaki ne? Ne Şimay Hanım? Artış. Bakın bizde ne olay? Artışın nedeni. İngilizce bir ifadede Türkçe'de kullandığımız ifade en sona gelen, İngilizce'de en başta kullanılıyor. Prepozisyonlu bir dizilişte. Prepozisyonlu bir dizilişte.
artışın nedeni diyor. Siz ise kullanımındaki artış demişsiniz. Burada ne? Artışın bir nedeni. Cevap neymiş arkadaşlar? Ceyhan dedik ve bugünü de tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki. Bugün size diğer olayı da göndereceğim. Yarınki sunumu da göndereceğim arkadaşlar. Alırsınız onu da. Göz atıp gelin.